Cari açıkta bakın azalma var. Bütün bunlar istikrar için, büyüme için gerçekten önemli göstergeler. Ve enflasyon beklentilerinde de düşüş var. Şimdi biz diyoruz ki biz bu sene sonunda enflasyonu 30'lu rakamlara indireceğiz. Piyasada diyor ki önümüzdeki 12 ayda enflasyon 30'lu rakamlara inecek diyor. Merkez Bankamızın rezervlerini arttırdık. 33 milyar lira Mayıs'tan bu yana arttı. Türkiye'nin notu yükselmeye başladı. Ve biz Eylül ayında açıkladığımız orta vadeli programın 2023'te hemen hemen bütün hedeflerini tutturduk. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda, cari açıkta, bütçe açığında hedefleri tutturduk. 2024'te de, 25'te de, 26'da da inşallah tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahını artırmak. Evet, ülkemizi kalkındırmak. Bunun için de dünya ile birlikte zorlu bir dönemdeyiz. Zorlu bir süreçteyiz. Ama başaracağız. Bize güvenin. 2002 yılında nasıl ki enflasyonu tek haneye bizim hükümetimiz indirdiyse, nasıl ki bakın son 20 yılda 1 milyon 300 bin üzerinde sosyal konut ürettiysek, önümüzdeki yıllarda konut açığını biz gideririz. Konut arzını biz artırırız. Ve böylece kiralarla ilgili şikayetler azalmış olacak. Altyapı çok net bir şekilde. Yani nereden bakarsanız bakın, her alanda AK Parti büyük bir başarı hikayesi yazmış. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde de biz yatırımı, vatandaşımızın işini yani istihdamı, üretimi ve ihracatı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önceliklendireceğiz. Ve biz İstanbul gibi sizler aranızda iş insanları var. Bizim sizden beklentimiz işinizi büyütün. Markalaşın, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, ihracatı önceliklendirin. Biz de size her türlü desteği verelim. Ama eğer büyük şehir iyi çalışırsa, inanın daha verimli şirketleriniz olur. Niye? Çünkü evden işe, işten eve daha az zaman harcarsınız. Evet, işte o nedenle Murat kardeşimiz gelirse, metro çalışmaları, metro yapımı hızlanırsa, evet herkes kazanır. Çalışan kardeşimiz kazanır, daha az strese girer. Şirketlerimiz kazanır, daha yüksek verimlilikle çalışır. Akıllı şehir, evet dijital çağı yakalamamız lazım. Hatırlarsanız söyledik, rekabetçi şehir. Onun için bütün bu alanlarda gerçekten fark yaratmanın yolu bugün burada bizlerle birlikte olan Murat kardeşimizi güçlü bir şekilde desteklemekten geçiyor. Murat kardeşimiz, tekrar altını çiziyorum, tecrübelidir, birikimlidir ve çalışkandır. Bakın bu özellikler çok önemlidir. İşin ehli, işin ehlidir. Çünkü bu şehrin ihtiyaç duyduğu alanlarda birikimlidir, tecrübelidir. O nedenle Allah'ın izniyle hep birlikte çalışacağız ve tekrar İstanbul'un hizmet ve eser siyasetine Murat kardeşimizle kavuşması için hep birlikte çalışacağız. Ben tekrar bu birlikteliği sağlayan, bu organizasyonu yapan, emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sizlere bugün katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bizim köyden de kardeşlerimiz var, Kefre'den. Görüyorum sizi. Unfheratın, Serçavahatın. Birazdan biliyorum çoğunuz resim çekmek için girişte uğraştınız. Masalarınızdan kalkmazsanız ben söz veriyorum, teker teker masalarınıza ben geleceğim. Ben geleceğim teker teker masalarınıza, ama kalkmayın. Oturun, biz geleceğiz. Biz size geleceğiz. Böylece bir düzen içerisinde
birlikte hasbihal etme imkanımız olacak. Allah hepinizden razı olsun. Hodej ve razı bey, serçava, sersera, serhere bey inşallah. İşte İstanbul, işte bereketli toprakların mirası, Güneydoğu'nun güzel insanları. 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek AK kadrolar, Cumhur İttifakı kadrolarımız. Çok teşekkür ediyoruz.